Amerika Birleşik Devletleri'nde Afganistan konusunda acaba anlaşmazlık mı var? Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu duruma bakacağız şimdi. Ama şu soruyu akıla getiriyor. Pentagon ve Beyaz Saray'ın Afganistan'daki gelişmeler hakkında yaptığı farklı ve suçlayıcı açıklamalar oldu. Son olarak Pentagon, ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararını tabuta çakılan son çivi olarak değerlendirdi. Gidelim ABD'ye. Dış politika analisti Ali Çınar konuğumuz. Ali Çınar, hoş geldiniz yayına öncelikle. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Ne oluyor Washington DC'de? Nasıl bir anlaşmazlık bu? Bu hafta içinde Pentagon'un üst düzey yetkilileri, Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve CENTCOM Komutanı önce Senato'da, daha sonra da Temsilciler Meclisi'nde Afganistan'daki son gelişmelerle ilgili açık oturuma katıldılar ve Kongre üyelerinin soru cevaplarını yanıtladılar. Açıkçası burada Beyaz Saray yönetimiyle de ters düşüldüğünü ilk defa Amerikan kamuoyu görmüş oldu. Zira Biden yaptığı bir özel televizyon röportajında Afganistan'dan çıkış konusunda askerlerden hiçbir tavsiye almadığını açıklamıştı. Ancak CENTCOM komutanı ve Genelkurmay Başkanı 31 Ağustos'tan sonra 2500 askerin kalmasını önerdiklerini Biden'a söylediler ve burada bir çelişkinin olduğu ortaya çıktı. Daha sonra Beyaz Saray basın sözcüsü Psaki özel verilen televizyon röportajındaki Biden'ın açıklamasına dair komutanların aslında tavsiyeleri konusunda ayrıştığını, 2500 asker tavsiyesinin durumu zora sokacağı için kabul etmediğini iddia etti. Ancak televizyon röportajında net şekilde Biden, ben askerlerden hiçbir tavsiye almadım dedi. En büyük tartışma da bu. Yani Biden yönetiminin Pentagon'u dikkate almadığı bu Afganistan'daki sorunla, çıkıştaki büyük başarısızlıkla ilgili. Tabii diğer bir konuda büyük bir itiraf geldi. Üst düzeyde Pentagon temsilcilerinin hepsi stratejik başarısızlığı kabul etti. Sadece lojistik anlamda başarılı olduk dedi. O nedenle genele baktığımızda Biden ile Pentagon arasında bir anlaşmazlığın olduğu da ortaya çıkmış görünüyor. Ali Çınar, aslında bu ilk de değil Amerika Birleşik Devletleri için, değil mi? Çünkü biz daha çok Trump döneminde bunu görmüştük. Savunma Bakanlığı ile Beyaz Saray'ın arasındaki o çelişkili açıklamaları, ifadeleri. Evet, yani zaman zaman Beyaz Saray yönetimleriyle Pentagon arasında anlaşmazlıklar veya koordinasyon eksikliği, zaman zaman da bilgi alışverişinde sıkıntılar yaşanıyor. Trump'ın daha sert ve askerlerle ilgili sıkıntılarını hepimiz biliyoruz. Hatta geçen hafta Genelkurmay Başkanı'nı da Trump hala sert şekilde eleştirmişti. Ama kamuoyunda acaba Biden'la Genelkurmay Başkanı arasındaki bu sıkıntı veya çelişkiler sonucunda istifa eder mi soruları vardı. Kongre üyeleri, bilhassa cumhuriyetçiler, İstifa edecek misiniz sorusuna hayır, ben istifa etmeyeceğim dedi. Biden'a bu soru soruldu. Ben Genelkurmay Başkanı'na güveniyorum, yola devam mesajını verdi. Ama tabii Beyaz Saray yönetimleriyle Pentagon arasındaki bu sürtüşmeler kamuoyunda da hep gündem oluyor, geçmişte olduğu gibi. Peki tam bu noktada Pentagon'la Beyaz Saray'dan gelen açıklamalara baktığımızda ülkede nasıl yankılandı? Basın ne diyor buna? Basında bilhassa cumhuriyetçi kanat, hem medyası hem de Trump'a yakın medya kanalları sert şekilde Biden'ı eleştiriyorlar. Çünkü Biden'ın mikro yönetim, yani başarısızlık olduğunu kabul ediliyor açıkçası ve askerleri dinlemediği için sert şekilde Biden'ı eleştiriyorlar. Hatta Başkan Trump Biden'ın beceriksiz bir lider olduğu ile ilgili geçen gün bir açıklama yaptı. Genel olarak cumhuriyetçilerde eleştirileri görüyoruz. Ama demokrat kanatta, yakın medyada Biden'ın Afganistan'da başarılı olamadığını belirtiyor. Zaten bu anketlere yansımış durumda. Biden'ın %54-55 civarındaki anket puan oranları şu anda %44'e düşmüş durumda. Peki, çok teşekkürler Ali Çınar.